Minicik bir kasabada ihtiyar bir oyuncakçı yaşıyormuş. Belim çok ağrıyor ama belim çok ağrısa da yine de bir oyuncak yapmalıyım demiş. Bu oyuncakçının ismi Gepetto'ymuş. Gepetto'nun çocuğu yokmuş. Bu sefer öyle bir oyuncak yapmalıyım ki tıpkı gerçek bir çocuk gibi olmalı diye düşünüyormuş. Gepetto'nun daha önceki yaptığı oyuncaklar elle oynatılan basit cansız oyuncaklarmış. Gepetto bu sefer çok daha gerçekçi bir oyuncak istiyormuş. Fakat nasıl yapacağını kendisi de bilmiyormuş. Tam da o sırada yerdeki kütüklerden bir ses gelmiş. Hey, merhaba, sen de kimsin, bir şey mi arıyorsun? Demiş yerdeki kütük. Yaşlı oyuncakçı Gepetto duyduklarına ve gördüklerine inanamamış. Bir kütük konuşuyormuş. Bir şey arıyorsan söyle, yardımcı olalım. Demiş kütük yine. İnanılmaz, ilk defa konuşan bir tahta kütük görüyorum. Herhalde oyuncağı bundan yapacağım. Demiş. Yaşlı Gepetto zaten gerçek bir çocuğa benzeyen bir oyuncak yapacağından konuşan bir tahta kütükten bunu yapması daha doğru olacakmış. Ve yerden tahta kütüğü alarak köyüne doğru devam etmiş. Tahta kütük konuşmaya devam ediyormuş. Ben de seni çok sevdim bey amca. Sana baba diyebilir miyim? Falan diyormuş giderken. Yaşlı Gepetto tahta kütüğü oyuncağa çevirmeden bile aralarında müthiş bir sıcaklık oluşmuş. Yaşlı Gepetto sonunda tahta kütüğü marangozhanesine getirmeyi başarmış. Ve hiç durmadan çalışmaya başlamış. Gepetto tahta kütükten oyuncağı yaparken aynı zamanda konuşuyorlarmış da. Kütük, bana ne yapıyorsunuz acaba böyle başımda çekiç ve keskiyle? Demiş. Gepetto usta ise ona, senden bir oyuncak yapacağım. Üzerinde iplerin olacak ve seni oynatacağım. Demiş. Tahta kütük ise ona, tamam, oyuncak olmayı ben de çok isterim. Ama sen de kafama biraz sert vuruyorsun. Demiş. Gepetto saatlerce uğraşmış. Ve sonunda tahta kütük gerçekten bir oyuncağa benzemeye başlamış. Bu oyuncağın sarı elbisesi, kırmızı pantolonu, siyah da yeleği varmış. Başında da sarı bir şapkası. Gepetto oyuncak kuklayı bitirmiş. Sıra gelmiş kuklaya ipler bağlayıp yukarıdan oynatmaya. Gepetto tahta kütükten yaptığı bu kuklaya Pinokyo adını vermiş. İplerini taktığı kuklası Pinokyo ile oynamaya başlamış. Gepetto ipleriyle yukarıdan oynatıyor gibi yapsa da Pinokyo aslında kendisi oynuyormuş. Fakat Gepetto üzülmesin diye kendisi hareket ettiğini belli etmiyormuş. Pinokyo artık canlı bir çocuk kadar güzel hareket etmeye başlamış. Yine günlerden bir gün yaşlı Gepetto Pinokyo'su ile oynarken Pinokyo'nun birdenbire ipleri kopmuş. İpleri kopan Pinokyo yavaşça ayağa kalkmış. Bu iplere gerek yok. Ben zaten ipsiz de oynayabilirim demiş. Gepetto kaldırıp atmış ipleri. Yaşasın demiş. Galiba gerçekten bir çocuğum oldu. Gepetto artık çok mutluymuş. Çocuğuyla oyunlar oynuyormuş. Pinokyo da babasını çok seviyormuş. Fakat zaman geçmiş. Pinokyo da iyice büyümüş. Pinokyo'nun okul vakti gelmiş. Artık okula başlayacakmış. Babası Pinokyo'yu okula kayıt yaptırmış. Kitap defter alması için biraz para vermiş. Pinokyo'yu okula göndermeden önce de iyice tembihlemiş. Pinokyo çok dikkatli ol. Sana verdiğim paralara sahip ol. Okuldan başka hiçbir yere gitme. Paralarını da kimseye kaptırma demiş. Pinokyo düşmüş okulun yoluna. Fakat Pinokyo biraz haylaz bir çocukmuş. Merkeze kitap ve defter almaya giderken bir takım sesler duymuş. Merak etmiş ve bakmaya gitmiş. Şehre bir sirk kurulmuş. Sirkin içinde park varmış. Dönme dolaplar, atlı karıncalar. Pinokyo gözlerine inanamamış. İlk defa bu kadar eğlenceli bir şey görüyormuş hayatında. Sirk çok güzelmiş. İçeride çeşit çeşit oyunlar, hayvanlar, palyaçolar varmış. Pinokyo hepsini gezmiş. Çok beğenmiş. Fakat içeride bir de kukla oynatan bir salon varmış. Kuklacı adamın tipi biraz bozukmuş. Yüzünde benler varmış. Garip bir de bıyığı varmış. Prenses Sofia'yı kukla diye iplere bağlayıp orada oynatıyormuş. Bütün çocuklar bilet almış ve o kuklacıyı seyretmeye başlamışlar. Çocukları gören Pinokyo, ben de çocukum, benim de param var diyerek onların peşine düşmüş ve salona girmiş. Salona girdiği anda kötü kuklacı Pinokyo'yu fark etmiş. Kuklacı çok şaşırmış. Bu da ne böyle? İpleri olmayan bir kukla. İlk defa görüyorum. Bunu hemen yakalamalıyım. Bu bana çok para kazandırır demiş. Elinde oynattığı kuklayı bir kenara atmış ve hemen Pinokyo'nun peşine düşmüş. Ve zavallı Pinokyo'yu yakalamış. Pinokyo kaçmasın diye onu kafese koymuş. Kötü kuklacı kafesin kapısını sıkıca kapatmış. Pinokyo'nun artık oradan kurtulması mümkün değilmiş. Pinokyo babasını dinlemediği için çok üzülmüş. Ama oyuncak haliyle buradan da kurtulması çok zormuş. Oyuncak olduğu için fazla gücü yokmuş. Parmaklıkları sallayarak "Baba, baba kurtar beni!" diye ağlıyormuş. Pinokyo yakalandığı kafeste çaresizce beklerken birdenbire ortaya bir orman perisi çıkmış. Orman perisi Pinokyo'yu kurtarmak için gelmiş. Orman perisi Pinokyo'yu oraya atanlara çok kızmış. Pinokyo'ya, seni kurtaracağım fakat sen neden buradasın demiş orman perisi.
Pinokyo babasının sözünü dinlemediğini söylemek istememiş periye. Okula giderken kendisini yolda yakalayıp buraya koyduklarını söylemiş. Pinokyo yalan söylüyormuş. Yalan söylediği için birdenbire tahta burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'ya çok kızmış. Seni serbest bırakacağım ama bir daha babanın sözünden sakın çıkma demiş ve oradan ayrılmış. Pinokyo serbest kalmış. Paraları cebinde hala duruyormuş. Ucuz atlattık demiş. Neyse ki orman perisi geldi. Yoksa olanları babam duysaydı çok üzülürdüm demiş Pinokyo. Hapis olduğu kafesten kurtulmuş. Şimdi doğru gidip kırtasiyeye kitap ve defter almalıyım. Babama da bu olanlardan hiç bahsetmemeliyim demiş. Pinokyo sevinç içinde kırtasiyenin yolunu tutmuş. Fakat o sırada kasabaya bir uzay gemisi yaklaşmış ve içinden iki tane kötü niyetli robot inmiş. Bu robotların amacı kandırılacak çocuk bulup ellerindeki parayı almakmış. Acaba kimi kandırsak da parasını alsak diyerek etraflarına bakınıyorlarmış. Tam da o sırada Pinokyo elindeki parayla kalem ve defter almaya kırtasiyeye gidiyormuş. Birdenbire Pinokyo'nun karşısına bu iki robot çıkmış. Merhaba küçük çocuk, bugün çok şanslısın demiş robotlar. Bize biraz para bulabilirsen seni uzaya götürürüz. Orada krallar gibi yaşarsın demişler Pinokyo'ya. Pinokyo bende para var demiş. Zaten ben bu dünyanın insanı değilim. Tahta bir kuklayım demiş. Tamam işte demiş yalancı robotlar. Paraları bize veriyorsun. Seni uzaya uçuruyoruz. Pinokyo elindeki paraların hepsini yalancı robotlara vermiş. Babam kitap ve defter almam için vermişti ama alın hepsi sizin olsun deyip hepsini havaya atmış paralarının. Düzenbaz robotlar Pinokyo'nun bütün paralarını kapışmışlar. İyi ki annesini babasını dinlemeyen çocuklar var. Yoksa biz nereden para bulurduk? Demişler ve uzay gemilerini atlayarak tekrar gitmişler. Pinokyo yine kandırılmış, ağlamaya başlamış, uzaya gitme hayallerim mahvoldu demiş. Pinokyo'nun düştüğü kötü durumu gören orman perisi tekrar ortaya çıkmış. Babasını dinlemeyip parasını sahtekar robotlara kaptıran Pinokyo'ya kızmış. Pinokyo orman perisine yine yalan söylemiş. Ve yalan söyleyince tahta burnu yine uzamış. Peri Pinokyo'nun paralarını kurtarmış. Bir daha babasının sözünden çıkmamasını istemiş. Pinokyo periye söz vermiş. Kitabını defterini alıp doğruca okula gidecekmiş. Fakat şanssızlıklar Pinokyo'nun yakasını yine bırakmamış. Kötü kuklacı Pinokyo'nun izini bulmuş. Tam Pinokyo'yu yakalarken Pinokyo bu sefer de denize düşmüş. Denize düşen Pinokyo'yu oradan geçen bir balık yutuvermiş. Pinokyo eve dönmeyince babası çok merak etmiş. Acaba bu çocuk niye gelmedi? Demiş. Başına bir şey mi geldi? Demiş. Pinokyo'yu aramaya başlamış. Her yerde aramış ama bulamamış. Sonunda bir kayık bulmuş. Kayıkla aramaya başlamış. Fakat Pinokyo'yu yutan balık da oradaymış. Ve Pinokyo'nun babasının kayığını yutuvermiş. Sonunda yaşlı Geppetto ile Pinokyo buluşmuşlar. Ama maalesef balığın karnında. Birbirlerinden habersiz çırpınıyorlarmış. Birbirlerini görünce çok şaşırmışlar. İkisi de birbirine senin ne işin var burada diye sormuş. Uzun süre birbirlerine sarılmışlar. Biraz üzülmüşler, biraz sevinmişler, biraz ağlamışlar, biraz gülmüşler. Ama balığın karnından çıkmayı bir türlü başaramamışlar. Geppetto ve Pinokyo'nun zor duruma düştüğünü gören iyilik perisi tekrar ortaya çıkmış ve bir sihir yaparak onları evlerine geri göndermiş. Nihayet Pinokyo gözlerini evinde açmış. Babası da yanında yatıyormuş. Peri Pinokyo'yu gerçek bir insana çevirmiş. Bundan sonra yalan söylemeyeceksin. O tahta burnunda uzamayacak demiş. Babanın sözünden çıkmayacaksın. Okuluna gideceksin. Ödevlerini de günü gününe yapacaksın demiş Pinokyo'ya. Yaşlı Geppetto sonunda muradına ermiş. Artık gerçek bir çocuğu varmış. Bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.